Bir buluğa hoş geldiniz. Şimdi Konya'ya doğru yola çıktık. Saat 5.30'da doktorda randevumuz var. Ben her yıl Türkiye'ye geldiğimde düzenli olarak botoksumu yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi botoksumdan eser yok. Ve hafif de göz altıma dolgu yaptırmak istiyorum. Ve küçük uygulamalarla ilgili de tavsiye isteyeceğim doktordan. Bakalım. Şimdilik böyle görünüyor. Bakalım birkaç gün sonra nasıl görünecek. Yasin, benim şurada bu tarafımı çeksene. Ya sen de öl. Türk erkeğinin, hatta günümüz erkeğinin şey çilesi. Tamam. Yine geldim. Niye böyle yapıyoruz ki kendimize işkence çektiriyoruz, ama seviyorum ben o küçük acıları. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şakak dolgusu. Çenemin burasına bir dolgu yapmak istedi doktor hanım. Ve dudağıma da yine de hafif bir dokunuş. Tamam. Burada bir asimetri var. Evet, bu düşük. Evet. O birazcık daha değil. Ben geçiyor şu an. Geçiyor. Bunu bir işaretleme kalemi. Evet. Her şeyden önce eminim herkes fiyat listesini, fiyatları soracak. Ama öncelikle fiyat listesini videonun devamında bulabilirsiniz. Ancak bana ne işlemler yapıldı ondan bahsetmek istiyorum. Mehtap Hanımcığım burada dedi ki İknur şakaklarında biraz boşalma olmuş bu yıl. O da senin elmacık kemiklerini çok çıkık gösteriyor. Buraya hafif dokunuşlar yaparsak çok iyi olur diyor. Ben her yıl Mehtap Hanım'a uğruyorum her yaz. Ve Mehtap Hanım neyi uygun görüyorsa o işlemi yapıyor bana. Yine aynı şekilde sol tarafıma da uygulama için ön tasarımını yapıyor. Mehtap Hanım eli çok başarılı, yetenekli bir doktor. Benim ne istediğimi daha ben demeden anlıyor. Tavsiyelerine gözü kapalı güvenirim. Tabii her işlemden önce uyuşturuyor hanımlar. Kesinlikle hiç acımıyor. Mehtap Hanım'ın burada bana söylediği şey, İknur'cum birazcık şey olabilir diyor. Uyuş morarma olabilir diyor. Evet, gerçekten bir hafta müddetle biraz morardım ama ben çok çabuk moraran biriyim. Burada antiseptik bir alkol sıkıyor. Daha sonrasında da iğneli işleme başlayacak. Kesinlikle hiç acımıyor, hiç hissetmedim bile. Ama işlemin sonucu gerçekten değer. Zaten iki kez yapılması gereken bir işlem dedi. Tek seans yeterli değil. Bir hafta sonra tekrar Mehtap Hanım'a gideceğim. Daha sonrasında işlem tekrar yapılacak bana. İşlemi yaparken canımın hiç acımadığını tekrar belirtmek isterim. Burada uygun yerlerden giriş yapılıyor. Bakın görüyorsunuz, hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmiyorum. Tabii biraz tedirgin oluyor insan iğne fikriyle ama kesinlikle bir acı söz konusu değil. Şakaklarımdaki dolgu beni hiç etkilemedi. Hiçbir şekilde morarma olmadı. Ancak yanağıma yapılacak olan işlemde birazcık morardım. Ama olsun, o kadar güzellik için her şeye katlanıyor insan. Vallahi sizi görmekten ne kadar mutluyum. Ben de. En büyük takipçiniz benim. Teşekkürler. Tabii insan stres oluyor senin gibi bir public figürü işlem yaparken. Şimdi İknur'cum, sen de artık hani bu işin içindesin. Burasının çökük olması gerçekten yaşlı gösteriyor. Hmm. Arkadaşlar, beni hep dolgu yaptım zannediyorsunuz. Yapmadım diyorum size. Çöktüğü için öyle görünüyor. Ama yerken acı çekebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani şey, ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda korkma. Tamam. Çünkü şimdi ameliyatlısın ya. Şuradaki kas şuna bağlı, birazcık geriyor. Tamam. Bunu merak etme. Su tutacak, bol su içeceksin. Tamam. Eksik gedik yerleri tamamlamak daha kolay. Tamam. 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 Çocuğum. Güvenli şekilde olsun da. Evet. Yani evet. Gelir. Evet. Nermin'cim, buraya bir kanille yapayım gene. Oraya da kanil veriyorum. Kısa da olsa bilgi verebilir misiniz işlem hakkında? Şimdi çenemde. Evet. Şimdi aslında İknurcuğumun çenesi efsane güzel. Yani teşekkür. Çene ucu şöyleydi fakat
dişleri daha gerideydi. Biz buna hani orjet, overbite gibi tanımlamaları var ama şimdi bu çene öne getirildi ama şuradan getirildi mi? Yanlış anlamıyorum. Aynen oradan. Instagram'dan tam oradan. Ve kapanış, bunu hiç ellenmedi. Evet. Kapanışı tamamlandı. Yani o diş ilişkisi tamamlandı. Fakat yaşla beraber özellikle böyle uzun çenelerde burası şöyle dönüyor. Bunu engellemek için şuraya eksiği koyuyoruz. Onu da besmele eşliğinde kanülle yapmak daha güvenli oluyor. Yani çenenin uzamasını istemiyoruz ama çöküp ileri içeriye dönüyor ya hani bunu engellemek için. Şimdi bak bir tane. Dur şu kanın. Bir ıslak mendille bir şey yapalım. Şimdi İknur'un bir bakıver. Bunu beraber karar verelim. Yani tamam. Şeyde çok şöyle kulak pamuğuyla bastırın. Şey istemiyorum böyle yastık gibi yanak istemiyorum. Evet. Şimdi bak. Şurada bak bir eksik aynen. Var. Aynen. Tam mı? Evet. İkincisi şurası. Yoksa bak burada hala dolgu var. Şurası ve şurada bir eksik var. İkincisi yani burada eksik yok şu kadar bir yerde ve çok az şurada. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle nokta nokta koyalım. Hani onu da bir şey yapmak için. Ama şuraya çok az koyacağım. Tamam fıstığım. Şuraya da. Yani yarım gözaltı dolgusunu paylaştırayım. Tamam. Çünkü şişerse çok şişiyor. Tamam. Tamam fıstığım. Bir gün bakalım. Onlar botoksa geçer. Normaldir. Şimdi bir daha bir bak. Bak şurada da yanaktan şöyle bir çizgi geliyor. Burada daha çok şunda. Şurada bir çizgi geliyor. O ben beni, bir dön gel bir botoksunu yapalım. O beni sinir ediyor. Şu çukurdan ziyade. Şuradaki. Öyle bu mi? Yıl oldu bu. Bir sebep koyayım. Şimdi onun bir tedavisi var. Şuraya şöyle iğneyi sokuyorsun. Onu çeken bir bant var. Onu böyle garç garç garç. Ha gördüm. Şey yapıyorsun. Böyle bir şeyler yapıyorsun. Deniyor. Ondan yapabiliriz. Biraz morartıyor ama. Morarsın mı? Bugün mü? Doktordan çıktım. Tabii biraz morardı. Bu normaldir. Birazcık dudaklarıma dokunuş yaptırdım yine de. Gözaltı dolgusu ama yarım. Yanaklarıma bir uygulama yapılmadı ama şakak bölgeme bir dolgu yapıldı. Ama o bile kaşlarımı kaldırdı gibi geliyor bana. Botoks yok. Botoksu artık bir sonraki sefere ya da ondan sonraki sefere bıraktık. Birkaç aşamalı olacakmış. O sebeple bu aşamada sadece iki işlem mi oldu yani? Neyse ben gözüm kapalı olduğu için onun takibini yapamadım. Ama yaptırdığım şeyler gözaltı dolgusu, şakak dolgusu ve şuramda bir çizgi vardı. O çizgiye de koparma işlemi yapıldı. Yani herhangi dolgu değil. Orada bir bağ dokusu varmış. Onu koparma işlemi yapıldı. Onu bir dahaki sefere belki bir daha yaparım dedi. Bakalım. Yepyeni bir vlogumuza hoş geldiniz dostlar. Şimdi Yasin'le Rommel Mark'tan aldığımız şakasına bir şey vardı. Evet, ha, bit pazarı. Bit pazarından aldığımız bir obje vardı. Evet, 50 kuruş aldık onu orada. 50 kuruşa. Geçen yıl biz burada bir müzayedeye katılmıştık. Yasin'le dedik ki eğer bit pazarına gidersek Belçika'da bir ürün alalım ve kendimizce deneme yapalım bakalım ne kadara satabiliyoruz diye. İnanın bunu sırf bu vlog için yaptım. Evet bunu deneyeceğiz. Şimdi bize ne kadar verecekler bakalım. Biz 50 kuruş aldık. 50 kuruş da 17,5 TL ediyor. Bir günde Karaman'da geçirdiğimiz günde çekiyorsun için. Bizim gözümüzden, gurbetçi gözünden Karaman birinci gün tatilimiz hatta ikinci gün tatilimizi göreceksiniz. Böyle bir ara sokakta antikacı var. Geçen yıl keşfettik biz de. Oldukça güzel şeyler var. Eğer kapanmadıysa kapanmış Yasin. Yok. Duruyor mu? Ha duruyormuş evet. Şimdi
Bakalım ne verecekler bize. Ya da hiçbir şey de vermeyebilirler. Kapalı. Evet, Türkiye'nin şeysi her zaman. Saat 10 kapalı. Meydan lokantasına gidiyoruz. Esnaf lokantası. Kahvaltı yapmadık Yasin'le. Bir kahvaltı yapalım. Ve Karaman her yerini patates kızartmacı. İki yere. Karaman kaç adım yer Yasin? Yani fazla gidiyor. Hayır. Orada da var bak. Belçika patatesi diyor. Ha, aynı yer. Doğru. Yani patatesçi çok açılmış. Yani. Biri Belçika patatescisi, birisi Amsterdam patatescisi şurada. Aslında ilk geldiğimizde biraz adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Şöyle ki arabanın önüne atlıyor yayalar. Hani hızlı da geçmiyorlar biliyor musunuz? Aheste aheste hızla gelen aracın önüne atlayıveriyorlar. Yabancı gördüklerinde daha bir atlıyorlar. Kesinlikle. Normalde atlıyorlar da yabancı olunca hiç direkt atlıyorlar. Yani bayağı ilk hafta biraz ben böyle alışma süreci geçiriyorum. Yasin de bence öyle. Musa da öyle. Ayağım hep ayakkabı vurdu var ya terliği. Sıcak değil. Bugün hava çok güzel. Esiyor. Bizi iyi takip eden kişiler zaten nereye geldiğimizi tahmin etmişlerdir. Bunu geçen yıl keşfettik. Burası esnaf lokantası ama gerçekten şefi çok iyi. Zaten çok yerde çalışmış yaşlı bir beyefendi kendisi. Oldukça tecrübeli. Esnaf lokantası yani biz var ya gerçekten Yasin'le Lüksert'in Belçika'da da var diyoruz. Böyle yerlere gelmeyi tercih ediyoruz. Tam olarak dediğimiz yer burası. Şefim ne tavsiye edersiniz bugün? Yemek mi? Evet. Et yemek yerseniz tas kebabını tavsiye ederim. Tamam. Hı-hı. Çorba içecekseniz bambi, etli bambi. Şu ne abi? Bu normal. Bu kavurma, antep tava, kuru fasulye. Ben şunları aldım. Kavurma. Tamam. Pilav ama ne olsun? Pilav da olsun. Pirinç ve bulgur mu? Aynı pirinç olsun. Ay ağzım suya aktı. Sen bunu ye, ben köşk yerine buradan da azıyım, onu yediği zaman ortaya verelim, beraber bakarsın. Tamam. Biz kemik suyuyla yapıyoruz. Evet. Bütün yemeklerimizde kemik suyu var. Pilav sadece kavurmada yağ var. Geri sadece kemik suyu. Burada da zeytinyağı var. Bunda da zeytinyağı varmış. Harika. Güzel. Ben anam geldi. Ben şöyle antep tava, kavurma ve pilav evet. Karışık istedim. Ben Yasin pilav, kavurma aldım. Mezeler bu şekilde ücretsiz. Ekmeğimiz var. Tırnaklı pide. Böyle kendimiz hazırlayabiliyorsunuz. Geçen özlemişim ha. Özlemiş misiniz? Yasin zaten durmadan yiyor. Şöyle ekmek. Hemen ben de tadayım. Biraz bana da bırak. Çok güzel. Şunun tadını bilmeyenler bakın süt soğan alıyoruz ve şöyle karıştırıyoruz. Birazcık da etten şöyle. Mükemmel. Ben normalde hep bunu yemek istiyordum. Gelmemişti. Tavuk da şöyle. Bir dahaki sefere bunu yiyeceğim. Saat 10'da geldik. Şu an saat 12. Tekrar şansımızı deneyelim dedik. Saat 12'ye girdi daha bakalım. Yani insan işlerini 12'de sonra açar mı ya? O bereket olur mu? Yeni evimiz için perde bakmaya geldik. Biz Yasin'le şunu beğendik. Şöyle tonlar. Bir de fon perdeye bakıyoruz. Yok bu biraz. Değil mi? Bu ikisi olmuyor. Bence birazcık daha düz mü olsa acaba? Şöyle, şöyle. Biraz ağırdır mesela lazım. Hı-hı. Aslında bu da güzelmiş Yasin. Şöyle. Ama bu biraz ev stili ya. Hı-hı. Bizimki şey ya. Endüstriyel ya. Evet. Bu ev bozar o şey biraz. Değil mi? Biraz burada kaba durması lazım. Evet.
Evet, Eda. Kapatılır mı ya? At gitsin ya. Antikacı da hele kapalıydı. Saat 1'e geliyor. Biz de dergileri gezdik kaç tane. Şöyle burada caddede oturuyoruz. Daha Avrupalılar da gelmedi. Biz tabii erken geldiğimiz için her zaman. Burada böyle keyif yapıyoruz. Hava 38 derece. Şimdi bir şey çok dikkatimi çekiyor, tamam mı? Tam oturduğumuz yer Esfak 2'nin önünde. Telaffuzunu doğru yapmıyor olabilirim. Neyse. Bakın şimdi Allah'ını seversen Türk'e benziyor mu bunlar ya? Şu bebek benziyor. Şu üçü benziyor mu Türk'e? Bu nedir? Bunu ben niye benzetiyorum biliyor musunuz? Hindistan'da herkes esmer. Böyle billboardlardaki kişiler beyaz tenli. Bembeyaz tenli. Oradan anlayın yani Türklerin özenti olduğunu diyeyim yani. Normalde böyle olmuyor. Bizim orada tam tersine zenci falan koyarlar değil mi? Başörtülü, zenci. Yani bakın bir tek şu bebek Türk bak. Bak. Bak belli. Turkish boy. Şunun neresi Türk Allah'ını severseniz. Bildiğim Bulgaristanlı gibi. Şu da yine yabancı. Şu kesin yabancı. Yani benim Musa Sarı da o bir istisna yani. %90'la hitap eden şey şu mu yani? Şu mu? Şimdi ne yaşadım biraz evvel biliyor musunuz? İki tane kaşık saplamışlar. Ben bir tanesi fazla diye Yasin yemiyor çünkü. Çöpe doğru gittim o bir tanesini çıkartıp atacaktım. Yasin böyle şok olmuş biraz dedi. Çobak mı önde mi? Şey helva çobak mı önde mi diye. Yani. Korkma Yasin 5 euro verdiğim şey atar mı ya? Yani. Kussam yine yerim bunu. Evet arkadaşlar gerçekten fiyatlar yani zaten hep görüyorsunuzdur uçmuş. Ama uçuk yani. Uçuk. 5 euro. Yani 5 euro yakın bu yani. Dostlar günün sonuna yaklaşırken ailecek akşam yemeği yemeye geldik. Kayınvalidem ve kayınbabam İsa'yı çıkartmaya, çalışmaya çalışıyorlar. İsa tam Türkiye bebesi oldu. Evet. Şöyle et ekmek aldım. Musa lahmacun aldı. Babam neydi? Mevlana mıydı bu? Evet. Zeynürlü Mevlana aldı. İsa da bizim artıklarımızı yiyor. Evet. Karşıda şöyle Musa sor. Pazar. Ne oğlum? Pazar. Musa'nın korku. Evet oraya gidiyoruz. Musa'nın korkulu rüyası pazar. İyi takip ediyorsanız biz Rotterdam'da hep pazara gidiyoruz. Musa cinnet geçiriyor. Pazarı sevmiyor. Evet Musa gelmedi bizimle. Pazar sevmediği için şöyle bir pazar gezisi yapalım. Böyle bir 3-4 gün sonra zaten gezmeye çıkacağız. O yüzden bir ufak tek meyve alıp çıkacağız hemen. En fiyatlarda bakın. Çilek 50 TL. Domates 15. Balcan 20 lira seç al. Bak burada da balcan diyor değil mi? Aşkım yiyerekler balcan diyor. 5.50 Babanın patlıcan değil mi? Babanın patlıcan. Al kısım ön diyebilir ya meyveyi. Salkım 10 milyon. Erik var zaten. Kavun ne kadar? Kilosu 10 lira, turbası 50 lira. Sen anlıyor musun kavunu? Ben hiç anlamıyorum. Tamam alırız. Güzel seviyor musun? Ay kötü çıkarsa almıyoruz değil mi? Ha bak sıkıntı yok diyorum. Çok güzel. Sen ben bunu oğluma vereyim. Bakın ya, yatıyor. Oh.
Evet. Çömdük buraya. Biliyorsunuz artık burası neresi. Çekirdek geldi. Çekirdekçikler. Kadın da lambası açık. Telefonda konuşuyor. Şarjım bitecek. Kız da dövecek gibi bakıyordu. Bize niye öyle bakıyordu? Merhabalar. Şimdi size bir anımı anlatmak istiyorum. Ali abla, geçen gün yanına yoruldum, soluklanmak için oturdum, tamam mı? Gözümde işlem yaptırdığım için mor. Yasin de önümüzde ayakta duruyordu. Yasin gelene geçene bakıyor, habersiz. Ali abla dedi ki, kızım evladım sana bir şey soracağım. Buyurun. Senin gözün niye mor dedi, o mu yaptı dedi. Hayır, yapmadı dedim. Bak dedi, kadın kadını koruması lazım. O yaptıysa bana söyle, bak amcan orada, hallederiz dedi. Evet, öyle söyle. Kadın da yapmış bana. Değil mi ama? Ama o beni dövmez Ali abla. Ben onu döverim. İkiniz de birbirinize çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler abla. Teşekkür. Gerçekten teşekkür yani. Ederim. Teşekkürler. Vallahi bak. Sağ olun. Her şey yüzünde çok güzel olmuş. Sağ olun. Efsane bir şey geliyor. YouTube vlogu geliyor. Şöyle ki, Karaman'da röportaj yaptık Yasin'le, tüm gün öyle yorulduk ki. Şimdi de akşamı ettik. Sokaklarda insanlara sorular yönelttik. Acımdan ölüyorum. Şimdi gidip bir kokoreç yiyeceğiz Yasin'le. Böyle bir tane kokoreççi var. Çok ünlü. Akşam geç saatlere kadar da açık. Oraya gideceğiz. Kokoreç yiyeceğiz. Çok özledim. Yani aslında şöyle. Alternatif de pek yok. Düşündük, bayağı bir konuştuk aramızda. Ne yesek lan diye. Aklımıza bir de kokoreç geldi. Yani akşam pek bir şey yok, alternatif yok maalesef. Yani salaş bir yer ama ucuz da değil. Hani öyle olur ya, salaş olur ucuz ama burası öyle değil değil evet, mi? Salaş değil. Pahalı, pahalı bir ama çok lezzetli. Ama lezzetli, Karaman'a göre iyi yani. Evet. Yasin, bizim acilen Adana'ya gitmemiz evet, lazım. Evet, şu an onu ben de fark ettim. Şu an, yarın tam gidelim şu an... mi? Tamam, plan yapalım birazdan, tamam mı? Evet, çünkü gerçekten Karaman'ı bitirdik bence yapacak evet. Her şey. Terzi'ye gittik, Perdeci'ye gittik. Adana'ya gidip işte o kumaştan almamız evet, gerekiyor. Evet. Benim iş yerim için bir şey yaptırıyoruz. Onun kumaşını bulamadık bu Karaman'da. Hem de ona bakarız. Evet. O zaman bu da bulan başı olabilir belki. Kokoreç'ten vazgeçtik. Neden? Çünkü Yasin dedi ki, ilk dur birkaç güne Adana'ya gideriz. Kokoreç'in hasını orada sana evet, yedirdim. Burada... Ama ben yine de Adana'daki o kral kokoreç yok, miydi, imparator muydu? İmparator, imparator. Böyle bir lezzet yok. Yani bir yıl boyunca ara ara Yasin'e diyorum, Yasin çok özledim o kokoreçi diye. Yasin, oraya gidelim. Kesinlikle diyet miyet dinlemeyeceğim. Bir tane ekmek, komple ekmek yiyeceğim. O kadar canım üstünde. Adı Yasin yine beni ikna ederek et ekmekçiye getirdi. Şimdi bir buçuk et ekmek aldık. 150 TL. Ben 20 liraya ayran aldım. Yasin'e açık ayran 30 lira. Bence çok iyi. Fiyat performans süper. Böyle yeşillik geliyor. Bir de lahmacun geliyor. Bir de lahmacun geliyor. Lahmacun da 50 TL. Şu şekilde. Hadi Yasin, tadım yapsana. Sen yapmasan ben yapacağım. Biberleri ben aldım. Çok güzele benziyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aslan abi, başka bir... Güzel. Vallahi arkadaşlar, kapatıyorum ben. Açlıktan ölüyorum. Hayır. Saat 10 oldu. Kalk. Tatilde yatayım ya. Evet, İlknur fitness yapmak için böyle bir şey bulmuş. Turşu mu İlknur o? Evet, çünkü ağırlıkları çünkü şunlar getirdim. Ufak buluyor kendisini. Bir de ağırlık mı getirelim dedik orada. Yasin diyor ki, yakıt şeyine orada yani, varmışsın. Bugün pazar, hava çok sıcak. Her yer kapalı olduğu için biraz geç çıkacağız bugün dışarıya. Böyle günümüzü sizinle paylaşacağız ama. Yasin'le İsa da ekmek almaya gitti. Ne aldınız? Yasin, lütfen gösterir misin aldığın patatesin miktarını?
Şuna aldığı patatese bakın arkadaşlar. İnsan çok alırdı. Hazırlandık ve Madame Coco'ya geldik. Yeni evimiz için Madame Coco'dan şöyle birkaç bir şeye bakıyorum. Ancak şunu belirtmeliyim ki eski kalitesini ben bulamıyorum. Ayrıca fiyatlar oldukça yüksek geldi bana bu yıl. Mesela benim daha önce 50 euro bazında aldığım ürün şu an 100 euro. Yani 2 kat artmış durumda ve kalitesi de birazcık düşmüş. O sebeple buradan pek bir şey alacağım gibi görünmüyor. Ama gelin beraber gezelim. Musa da burada beni bekliyor. Yasin de beni takip ediyor. Konuşuyor gibi yaptılar ya. Ben sana çok memnunum Yasin buradan. 10.000 TL şu an. Şimdi ha? Bir de %70, 3.000 TL. 3.000 ne diyor? 100 euro. Biz 50 euro yaptık. 80 euro geliyor. Biz 50 euro yaptık bunu. 2 kart atmış. Kapat ağzını içine. Kapatamıyorum ağzını. Musa'nın meyesi. Bunu kesinlikle almalıyız. Musa. Yok ya. Ya şaka yapayım. Gel bak. Bir tepsi aldım. Tepsiyi bıraktık orada. Ödedim ben. Geçerken alacağız işte. Türkiye'nin bu lükslüğü var. Evet. Şimdi sen aldın mı? Aldım, aldım. Şöyle size karavana biraz gezdirelim. Hava süper. Musa havayı da dolaşıyor. Karavan da değil. Gel karşıya geçelim. Evet, şöyle söyleyeyim. Dün 2 lira bulduk. Hatta 2 liradan bile fazla arkadaşlar, olabilir. Arkadaşlar bunu insanlar... Yani şunları... Bunu insanlar... Dün bulduk. Üşeniyor eğilip almaya. Evet. Yani her yerde para bulabiliyorsunuz. Türkiye artık bir cennet. Her yerde, yerde para bulabiliyorsunuz. Evet, çekin efendim. Buyurun. Gel şöyle gel. Buyursunlar efendim. Hoppala. Buyurun. Buyurun. Evet. Bu kadar. Bu şarkı. Bu sosu da batıralım mı? Hayır. Bir şey değil. Buyursunlar diye efendim. Afiyet olsun. Ay. Teşekkürler abi. Seni. Baksana. Seni. Sine. Ama. Ay, yiyeceğim seni, yiyeceğim. Yiyeceğim seni, yiyeceğim. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Soda al. Ben de soda alayım. Ben sade. Musa sen bir şey içmek istiyor musun? Çay. Ha, o da çay. Ha, tam Türk çocuğu işte. Ne istiyorsun? Çay. Geberteceksin onu. Aa, o ölecek. Ve tamam bak. O pis. O çocuk söyledi. Pis oğlu, siz pis ailesin. Sen, ben senin ağzını, boynunu kıracağım. Ben senin evine geleceğim. Ben seni öldüreceğim. Görüyor musun oğlum? Telefonumu kıracaksın. Niye telefonumu vuruyorsun? Evet. Oğlum bize pis demiş ya. Benim onun ağzını, boynunu kıracağım, gözlerini topalak çorbayı içine katacağım. Evvel ilginç bir şey yaşadık. Röportaj yapmak istediler. Dün biz insanlara röportaj yaptık. Bugün de bizi bir yarışmaya davet ettiler. İşte Karaman'ın eski belediye başkanlarından 3 tanesini saymamız lazımdı. Biz de saydık ve bir medikal masaj şirketinden masaj kazandı Yasin. Tabii ki Yasin masaj yaptıracağını zannediyor ama gideceğim yanılıyor. Ben yaptıracağım. Hayatımda hiç masaja gitmedim daha. Yasin. He. Ben gideceğim. Ben gideceğim
hayatta, hayatta sana masaj yaptıramam ben. Niye? Ne? Orada hep bayanlar çalışıyordu, bana yaptırırlar. Açık bir vlog olacak bu. Yani günlerimizi birleştirip sizlere vermek istiyoruz. Bugün 26 derece. Hava bu şekilde ama bence çok ideal. Keşke hep 26 derece olsa. Yasin yeni bir dönerci keşfetti. Tavsiye üzerine oraya gidiyoruz. Aynen. Ama inanın sabah, tıka basa aslında benim de canım çekmiyor da. Yarın da otele gitmeyi düşünüyoruz. Bulabilirsek. Bulabilirsek tabii ki. Yemek yiyeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Çok övüldü. Bakalım övüldüğü kadar var mı? Gurbetçiler şimdiden önünde duruyor zaten görüyorsunuz. Yani Karaman gerçekten gurbetçisi çok olan bir şehir. Hadi bakalım Yasin. Yasin'in ağzı sulandı. Aslında hiç aç değiliz arkadaşlar. Gece 2'ye kadar yemek yedik. Karpuz, kavun. Bir dönerini yiyelim bakalım ne olacak? Nasılmış? Bak çocuk oyun alanı da var. Döneri yemeye gittik arkadaşlar. Aynen. Ancak döner yeni takılmış 45 dakikayı bulur dedi. Biz evet. De şimdi eğer bulabilirsek açık bir yer yemek istiyoruz. Bu günlerde ne? Pazartesi, pazartesi mi? Açıktır ama o zaman. Dönerin takılmaması normal bir saatte. Yani. Tabii ki canım. Tabii ki normal. Ben pazar zannettim yemek ama yiyeceğimiz şöyle, yerleri açık mı? Yani diye. İlk dikkatimi çeken de aynı. Bayağı meze veriyorlar yani. Evet. Ama fiyatı 100 gramı 160 lira döner. İyi bence. Yani döner çok güzelse iyi. Bence güzeldir Yasin ya. Evet ama şöyle bir şey var. Dün hı? Aradım ben akşam. 150 gramı hoparlör de verdim hatta. 150 gramı 150 TL dedim. Ben de dedim saçma zaten çok ucuz değil mi dedim ben de. 150 gramı 150 TL. Şimdi ne etiymiş o dedim 100 ama. 100 gramı 160 TL oldu. Yine mekandayız. Evet. Esnaf döner lokantası. Döner yemeğe çıktık ama esnaf lokantasına geldik. Döner olmadığı için. Ha, bu da güzel. Bu ekmekle falan böyle güzel bakıyoruz. Evet çok güzel bakar mısın? Ama ya. Güzel. Gelsin nasıl bakıyor gördüğünüz gibi. Benimki daha fazla. Hep öyle oluyor zaten yani. Mezeler ikram. Şimdi böyle fiyat listesi şöyle. Yani gerçekten fiyat performans bayağı bir üstünde. Çok, çok güzel. Yasin zaten harul hurul yemesinden anladınız. Şöyle göstereyim. Yediğimiz ortam şöyle bir göstereyim dedim ya da. Yani işçilerin değil mi? Tarımcıların falan inşaatçıların geldiği yer. Ama şu sofra var ya gerçekten güzel. Burası köylülerin geldiği yer genellikle. Evet. Yani köylü halkın alışveriş, gübre evet. Bilmem ne. Evet sabahki denememiz olmamıştı. Şu an burada döner yiyeceğiz. Ben 1,5 aldım. Bir 225 de... TL'ymiş. İlk turda tek İskender aldı. 250. 250 TL ama 150 gram o da. Benimki de 150 gram yani. Mezelerin tadına bakın çok güzel. Evet bakalım dolu dolu gelecek mi? Böyle meze de geliyor ücretsiz. Ama şunun hali bayağı bir kötü duruyor ya. Ne olacak ete şey mi sıkacağız sanki? Ama yine de olsun. Kaç günlük şey gibi. Günlük değil ya oraya kesip hazırlayıp koyuyorlar. O nasıl sıcak. Elle bakmıyor. Elle alınan sersin elle bak. Şey söyleyeceğim. Biz de bugün canlı yayın keşfettik. Evet. Yasin sabahtan akşama kadar YouTube'da canlı yayın yaptı. Bugün bayağı bir canlı yayın yaptık. Çok güzel oluyor canlı yayın. Yani bekleriz sohbetimize. Çok güzel sohbet ediyor değil mi? Güzel değil mi ama? Yok. Yasin canlı yayın yapıyor arkadaşlar. Habib Kaya selamünaleyküm. Aleyküm selam Habib. YouTube'da canlı yayın işini keşfettik bugün. Sabahtan akşama kadar canlı yayın yaptı Yasin. Ama çok zevkli gerçekten. Yani şöyle su fiyatlarından da bakın. İlk beğeni benden size olsun. Teşekkürler. Valla bugün biraz hazırlıksız yakalandık. Şarjımız biraz az. Habib Kaya nasılsın demiş. Şimdi teşekkürler. Sen nasılsın? Konuşmayı seviyor ya. İlk burada oradan vlog çekiyor. Evet. Yasin'e diyorum ki iyi ki bir canlı yayını keşfettim. Yasin bu canlı yayın işine kendini iyice kaptırdı. Neyse yemeklerimiz geldi. Ben İskender'i beğendim ancak İskender'de benim çok dikkat ettiğim bir şey var. Ekmeği kesinlikle hamurlaşırsa o İskender benim için İskenderlik'ten çıkmış demek. Çünkü İskender'in amacı kıtır pidenin üzerine kesilmiş, kıtır pidelerin üzerine
et, onun üzerine domates sosu ve yoğurtla servis edilmesi. Ekmekler hamurumsuydu. O yüzden et ne kadar muhteşem olsa da İskender aslında benim için İskender özelliğini yitirdi. Ama yine de lezzet için, lezzet adına konuşmam gerekirse lezzetliydi. Ama ekmeği gerçekten hamurlaşmıştı. Gözlerim neden böyle bantlı diye soracak olursanız, Mehtap Hanım'da yaptırdığım işlem sonucunda biraz morardım. Ama Mehtap Hanım'la ilgili bir durum değil. Ben her zaman morarıyorum. Hangi doktor işlemi yaparsa yapsın. Ve o morluğu biraz kamufle etmek için bantladım. Çünkü morluğunu gören kişi dayak yediğimi falan düşünüyordu. Ben de en iyisi bantlayayım, mor gezmekten daha iyidir diye bantladım. Fiyat bir İskender ve 1,5 döner ekmek arası ve su 480 TL ödedik. Temmuz 2024'te fiyatlar oldukça yüksek. Biz gurbetçileri bile aşıyor artık. Orası ve Türkiye'yi kıyasladığımızda fiyatlar neredeyse yakın birbirine. O sebeple Türkiye bizler için de artık çok pahalı. Allah yardımcısı olsun tek maaşla geçinenlerim burada. Musa, İsa 16 aylık. Aslında 1,5 ay önce falan yürümüştü ama korktu galiba, yürümeyi bıraktı. Ama tam anlamıyla bugün, ayın kaçı, 15 Temmuz değil mi? 15 Temmuz günü yürümeye başladı İsa. Çok da gururlu, baksanıza. İlk günler. Araba yıkatmaya gitti arkadaşlar. İsa da dakikalarca kepçeye bakıyor. Türklüğünü oradan anlıyoruz yani İsa'nın. Kepçe izliyor çocuğu. Yasin çabuk gel. Araba yıkamayı bitir artık. Akşam oldu, yağmur yağacak gerçekten. Ay saçmalama, çok güzelsin zaten. Evet, şimdi yine yıllık bakımıma geldim. Botoks en sevdiğim. Sende var mı botoks? Var. Alnında değil mi? Etkisi biraz geçti ama benim. Ama ben etkisi geçince daha çok seviyorum. Çok güzel görünüyor. Hemen hemen. Şimdi kremimizi sürüyorum. Şöyle sileriz. Ben aslında yanaklarıma da dolgu yaptıracaktım ama onu bir sorayım. Aynen, gelmek üzere. Maalesef benim yanaklarımdaki şunlar morluk değil. Doğumdan leke oldu öyle. Mehtap Hanım da geldi. Ben de uyuştum. Heyecanlıyım arkadaşlar. Günaydın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Sen kendine bak. Vallahi. Çok güzel görünüyorsunuz. Kusura bakmayın, ben bugün geç kalacağım diye yazdım. Bu benim suçum yani. Evet arkadaşlar. İkinci işlemden tam bir hafta sonrası update vermek istedim. Yapılan işlemleri sıralamam gerekirse. Çenemin şurasındaki çizgiye biraz müdahale edildi. Çünkü benim çenem böyle. Buraya biraz müdahale edildi. Göz altım her zamanki gibi. Botoks. Şakaklarıma biraz dolgu yapıldı. Onun dışında doktorumdan şey rica ettim. Şu kemiği birazcık daha belirginleştirmesini ve geçici bir sıvıyla, o sıvıda 2 saat duruyormuş. Onunla bana böyle bir test yaptı ama onu beğenmedim. Olduğum şekliyle kalmasını rica ettim. Yapılan işlemler bunlar ve 2 hafta sonraki update'i de bu şekilde. Yani buramda işlem yok. Burası birazcık. Göz altım, şakak ve botoks. Bu kadar. Ben çok beğendim. Her yıl tekrarlatıyorum. Sadece bir update vermek istedim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Ve çok merak edilen fiyat listesi bu şekilde. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biraz karışık bir video oldu biliyorum. Biz geldikten itibariyle, Türkiye'ye geldiğimizden itibariyle 10 gün boyunca ara ara çekim yapıp bunları bir videoda derledik. Biraz karışık olmuş olabilir ama bir sonraki Adana vlogumuz çok daha derli toplu olacak. Çünkü bu vlogda aklımıza geldikçe video çekimi yaptık. İnsan ilk hafta
Sıla'nın yorgunluğuyla ne çektiğini, ne yaptığını, yorgunluğunu bir türlü atamıyor. Bilemiyor ne çektiğini, ne yaptığını. O sebeple affınıza sığınıyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğene tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Biz YouTube'u hobi olarak başladık. Ancak Yasin'le biraz ciddiye almaya karar verdik. Eğer bu yolda biz de desteklerseniz çok seviniriz. Teşekkürler izlediğiniz için.